Evet. Bu defa bizim her yıl geldiğimiz Bodrum Turgut Reis Kadı Kalesi'ndeki Club Armonya'dan merhaba diyeceğiz size. Burası işte 30 yıla yakındır geldiğimiz bir yer. Buranın dokusu, havası, ortamı oldukça sevdiğimiz bir yer, güzel bir yer. Burayı pas geçmek istemedik. Burada da bir merhaba diyelim istedik. Ekip olarak buradayız zaten. Evet. Şimdi güneşin yani özellikle yazın etkileri üzerine konuşacağız. Ama yaz deyince de malum güneş akla geliyor. O nedenle o çerçevede bugün sohbetimize devam edeceğiz. Olumlu etkileri, olumsuz etkileri, ondan sonra buna karşı yapılabilecek önlemler, korunma yöntemleri, bunların bir üstünden geçeceğiz bugün. Olabildiğince böyle az zamanda çok şey anlatmaya çalışacağız. Şu an için 8 Evet. katılımcı oldu. Hani yeni gelenler için bugün yayınımızın Bodrum'dan olduğunu söyleyelim. Aslında tatildeyiz ama yine de bir cumartesi gününü yayınsız geçmek istemedik. Konumuz güneş ve Su güneşin ve estetik suyumuzu da etkileri eksik olacak. etmeyelim. Mesajları vermeye devam ediyoruz. Bence sizler de suyunuzu eksik etmeyin. Yanınıza suyunuzu alın. Henüz sıcaklar geçmedi. Genel olarak bazı yerlerde, bazı yörelerde hafif esintiler var. Bazı yerel yağmurlar da duyuyoruz ama henüz boğucu sıcaklar tam geçmedi. O nedenle biz bu programı düşünürken özellikle yaz sonrası, sonuçta yazı bitiriyoruz. Pek bir zamanımız kalmadı. Aslında sonbahara giriş yaptık 2-3 gün itibariyle ama sezonsal olarak yazı bitirip sonbahar itibariyle de yazın çılgınlıkları, yazın sorunları, yazın bizi de bıraktığı izleri toparlamak, temizlemek ve yaşamımıza biraz daha dingin bir şekilde yön vermek için rotayı belirleyeceğiz. Biraz o nedenle bu programı şimdi düşündük. Bu arada ben bir katılımcılarımıza bakıyorum. Hani şu an 10 kişiye ulaştık. Etkin Bey geldiler. İhsan Gürçelik burada. Zekiye Hanım katıldılar. Perihan Sağlam, Muhsin, kuaför Muhsin Bey, Şule Hanım, Volkan Cihangir, Melek Hanım, Sevinç Hanım diye düşünüyorum. Yanlış da söylemek istemiyorum. Nurcan Sefer, Fatma Kılınç, Haluk Özçelik, Eren Mürüvvet, Aysun Hanım, Ferdi Bey, Salim Bey, Zeynep Hanım, Zeynep Ereren ve en sonunda Caner Bey şu anda katıldılar. Hatta Ayşe Şentürkçe burada. 14 kişiye ulaştık. İsterseniz yavaştan konumuza geçelim. Şimdi merhaba dostlar, tekrar güneş gözlüğüyle yapmak zorunda kalıyorum. Biraz rahat konuşmak adına ama gözlüğü zaman zaman çıkarabilirim ya da çok güneş geldiğinde takabilirim. O da bir seçenek. Çünkü genelde güneş gözlüğü iletişimi biraz engelliyor. Her ne kadar güneş gözlüğünü önersek de biraz sonra onlardan söz edeceğiz. Şimdi öncelikle çok kısa olarak bu yazın ve güneşin olumlu etkilerini tabii ki değinmeden geçmemek lazım. Madem genel etkilerinden bahsediyoruz. Olumlu etkileri malum, ciddi oranda D vitamini sentezi güneş sayesinde olmakta. Bu anlamda olumlu. Bazı kas ve iskelet sistemi hastalıklarında gerçekten olumlu etkisi olmaktadır güneşin. Yine özellikle yaz geldiği zaman yazın ruhsal ve fiziksel olarak daha dinamik, daha aktif, daha canlı oluyoruz. Bu kesin. Bu da ciddi bir olumlu etki. Yine böyle hafif bronzlaşma, abartıya kaçmamak koşuluyla bronzlukta cilt estetiğinde ve güzelliğinde hoş bir görüntü oluşturmaktadır. Ama biz daha çok olumsuz etkilerini değinip ve bunlara karşı önlemlere devam edelim konuşmaya. Şimdi olumsuz etkilerin tabii ki başında cildimiz gelmekte.
cilt ve yüz estetiği önem kazanmakta. Bunu sona bırakıp sistemik bir takım başka olumsuzluklarını değinelim. Sonra diğerine biraz daha geniş zaman ayıracağız. Özellikle dediğim gibi yaz deyince güneş anlama geliyor. Güneşin bir takım zararları var. Bunların başında çok bilinen bir gerçek, güneş çarpması yaşanabiliyor. Bu işte baygınlığa kadar giden kişileri ciddi senkop diyoruz, bayılma şeklinde seyreden, özellikle susuzluk sonucu oluşan güneş çarpması yaşanabiliyor. Yine güneş yanıkları çok bilinen ve bazen abartılı sekel bırakan, yani iz bile bırakan güneş yanıkları olabiliyor. Bunlardan korunmak gerekiyor. Ama yine sistemik zararlarından aşırı su kaybına bağlı sıvı ve elektrolit kaybı diyoruz biz buna. Özellikle yaşlı kişilerde çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yaşlı kişiler susadığını anlayamıyorlar çünkü. O nedenle ciddi sıvı ve elektrolit kaybı yaşanmaktadır. Bu da halsizlik, yorgunluk, bitkinlik ve hatta şeye kadar, kalp krizine kadar giden sıkıntıları yaratabilmektedir. Önemli konulardan biridir. Göz hastalıklarını tetikliyor. O nedenle gözlüğü ısrarla öneriyoruz. Gözü korumak adına. Estetik içinde gözlük yine ayrıca yararları var. Onlardan da söz edeceğiz. Yine kardiyovasküler kalp ve damar sistemi hastalıklarından işte aşırı tansiyon yapabiliyor. Tansiyonu yükseltebiliyor ya da tansiyonu düşürebiliyor. Ya da kalp krizlerini tetikleyebiliyor. Bu gibi güneşin sıcağın daha doğrusu sistemik zararları olabiliyor. Ama şimdi biz cilt üzerine, cilt estetiği ve yüz estetiği üzerine spesifik, özgün zararlarını biraz toparlayalım. Tabii burada buna öncelikle şunu söyleyelim. Güneşin en zararlı olduğu dönem saat 10 ile 16 arası. Özellikle de 12-1 arası. Bu arada D vitamini sentezi için gerekli olan süre zannettiğiniz kadar çok uzun değil. Yani her gün en fazla yarım saat süren bir güneşlenme ile bile D vitamini sentezi yeterince olabiliyor. Kaldı ki D vitamini sentezlense bile yine kış uzun sürdüğü için ve bazı korunma önlemleri almak zorunda olduğumuzdan bir sürü kişi de D vitamin takviyesi gerekebiliyor. Bunu D vitamini dışarıdan da alabiliyoruz. Yine güneşin zararları, yazın zararlarından söz ederken şunu unutmamak gerekiyor. Denizde olmak güneşten korumayı getirmiyor. Tam tersi iki tür zararı olabiliyor. Birincisi, deniz yüzeyi güneşi yansıttığı için iki kat güneş daha zararlı hale geliyor. İkincisi de denizin 2 metre derinliğine kadar ultraviyole ışınları etkisi nüfus etmektedir. O nedenle denizin içinde olmak asla güneşten korumuyor. Yeterince korumuyor diyelim. Üst, özellikle omuz bölgeleri denizde yüzerken veya denizde oynarken bile yanabiliyor. Buna da dikkat etmek gerekir. Şimdi uzun süre güneşte kaldıkça cildimiz silsile halinde bir sürü sıkıntılar yaşayabiliyor. İşte kuruluk çok oluyor, bildiğiniz gibi cilt kuruluğu. Ciltte yaşlanma izleri oluşmaya başlıyor. Cilt lekeleri özellikle meydana çıkıyor. Güneş öyle bir şey ki, eğer biz bir önceki seneden, yani yazın sıcakları başlamadan önce lekeniz varsa, o leke güneşi daha çok emiyor. Bildiğiniz gibi siyah yüzeyler daha çok emer. Lekeli yerler daha çok emdiği için yazın sonunda daha çok lekelenmeyle ortaya tekrar yazı bitirebiliyorsunuz. Ya da yeni yeni çillenmeler ortaya çıkabiliyor. En kötüsü de bir tehlikeli ben diyoruz. Ne üstleriniz varsa bunlar kanserleşebiliyor. Yine aşırı güneş cilt kanserini tetikleyebiliyor. Bu konuda dikkatli olmanız lazım. Bizim birazcık fazlaca
ilgilendiren kısmı da kırışıklıkların artması. Gerçekten araştırmalar şunu göstermiş. Kırışıklıkların %80 nedeni ultraviyole ışınları olduğu çıkmış araştırmalar sonucunda. O zaman ultraviyoleden korunmayı da konuşacağız. Yani ben doğallığı severim, doğal yaşarım demek yeterli değil. Doğayla biraz uyum halinde yaşamakta yarar oluyor. Evet, cilt kuruması oluyor dedik. Dolayısıyla ciltte böyle pürüzlü bir takım kuruma sonucunda lekelenmeler oluyor. Özellikle cilt kuruluğu cilt enfeksiyonlarına ciddi zemin hazırlıyor. Hatta bu bazen alerjiyle karışıyor. Oysa ki o kuruluktan dolayı cilt savunma mekanizması zayıfladığı için, cildin savunma mekanizması zayıfladığı için orada ciddi anlamda bakteriler üreyebiliyor. Cilt yüzeyindeki bakteriler aktif hale gelebiliyor. Cildin savunma bariyeri zayıflamış oluyor. Hatta işte az önce söylediğimiz gibi kanserler provoke olabiliyor bu süreç sonunda. Ve giderek fazla güneşte kalmayla cilt yaşlanması sadece bizim yaş olarak, biyolojik olarak yaşlanmanın ötesinde cilt yaşlanması artabiliyor. Bildiğiniz gibi biyolojik yaşın çok daha üstünde özellikle açık havada çalışan emekçiler yaşlarını 10 yaş daha yaşlı göstermektedir. Çünkü cilt yaşlanması güneşte çok hızlı bir şekilde artmaktadır. Bu nedenle buna dikkat etmek gerekiyor. Yine deride kalınlaşma, matlaşma, böyle sarılaşma, deride bir cansızlık sık karşımıza çıkan sorunlar olmaktadır. Şimdi bu güneşin hasarlanmasında ne oluyor? Ciltte iki şey eksiliyor aktif olarak. Bir sürü şey zararlanma boyutu var ama estetik açıdan özellikle hiyaluronik asit, cilde nem sağlayan, eklemlere nem sağlayan hiyaluronik asit salgısı azalıyor, kurumaya doğru gidiyor. Yine kolajen salgısı azalıyor, kolajeni vücudun azalıyor. Bunlar da giderek kırışıklığın ve hücre hasarının yolunu açıyor bu iki eksiklik. Tedavide de bu ikisinin üzerinde duracağız o nedenle. Cilt kanserlerinden söz ettik. Özellikle ultraviyole B'nin güneş yanıklarında birinci sırada ultraviyole A, B, C sınıflamaları var ama özellikle B'nin olumsuz etkileri oldukça fazla dedik. Şimdi güneş lekeleri nerede oluyor? Bunlar bildiğiniz yerlerde. Yani en çok yüzümüzün açık yerlerinde, vücudumuzun açık yerlerinde, yüzümüzde, işte omuzda, el sırtlarında, kollarda veya bacaklarda, açık yerlerimizde gerçekten güneş lekeleri artıyor. Kadınların dikkat etmesi gereken bölge, erkekler genelde kapalı giyindiği için özellikle sırt bölgesi, açık, sırtı açık olan giysilerle yazın devam ettirenler, o bölgede de ciddi güneş lekelenmeleri ve cilt kuruluğu, cilt yaşlanması olabiliyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Evet, şimdi biraz hızlı mı gidiyoruz yoksa iyi mi? Aslında iyi gidiyoruz. İsterseniz buraya kadar olan kısmı bir hani genel olarak güneşin zararları ve yazın estetik olarak hani artılarını konuştuk ama eksileri açısından bir toparlayalım. Çünkü sanırım şu an çünkü çözüm önerilerine geçeceğiz. Böylece dinleyenlerimiz, evet, bir güncellenmiş olsunlar. Evet. Yani şunu söyledik. Yaz demek güneş demek. Ve güneşten korunma, yararları yanında güneşten korunma, cildin ve vücudun genel sistemik olarak rahatsızlığın önüne geçmek için basit bir çözüm dedik. Genel korunmada özellikle güneş gözlüğü, işte gölgede kalmak, şapka kullanmak, şemsiye kullanmak, güneş kremi kesinlikle kullanmak ve bol su içmek, bunlar güneşin hasarlarından korunmak için de dikkat etmemiz gereken konular.
Bunlara kısaca giriş yaptıktan sonra yani ve bu güneşin sistemik sorunları yanında ciltte ne tür hasarlar yaptığını söz ettikten sonra biraz onların çözümüne yönelik girelim isterseniz. Aynen. Şimdi çözüm önerileriyle devam edelim. Şimdi korunma iki tür var. Birincisi az önce söylediğim gibi kişisel korunma önlemleri almak. Şimdi bunları sayarken güneş kreminden, güneşten koruma faktörlü güneş kreminden söz ettik. Şimdi güneş kremi de kafalar karışıyor. Piyasada çok çeşitli rastgele güneş kremleri var. Çok fazla var gerçekten. Biz şöyle bir ana bir şey önerebiliriz. Özellikle kuru ciltlere ve yağlı ciltlere yönelik iki ayrı güneş kremine dikkat etmeniz gerektiğini söyleyelim. Yağlı ciltlerin tersi su bazlı emisyonlar kullanılması gerekiyor. Yağlı ciltler yağ bazlı güneş kremi kullanmaması lazım. Sivilcelenmeyi ve komedon oluşumunu ciltteki kirliliği arttırır. Kuru ciltler yağ bazlı güneş kremi kullanmasında yarar vardır. Onun yağ bazlı krem şeklinde olan güneş koruma faktörlü kremleri kullanmasında yarar vardır. Bunu belirtelim. Tabii ki bu arada evde dikkat edeceğiniz şeyler var. Bizim klinikte size katkı koyabileceğimiz yollar var. Evde yine çok basit şunları söyleyebiliriz. Güneş kremi dışında mutlaka akşamları nemlendirici kullanın. Yaz boyu mutlaka kullanın. Ama dediğim gibi cildinize özgün nemlendirici alın. Haftada en az 2 kere, bazen 3 kere nem maskesi yapın. Çok yararını görürsünüz. İyi kaliteli bir sıvı temizleyici ile, cildinize uygun temizleyici ile yüzünüzü yıkamayı zaten ihmal etmeyin. Gün sonunda özellikle yıkayın. Ve kesinlikle bol su için. Su üzerine konuşmuştuk. Biliyorsunuz vücudumuzun %70'i, beynimizin %85'i sudan oluşuyor demiştik. O yüzden günde en az 6 bardak hatta daha fazla su içmeyi unutmayın diye daha önce kısa bir video yapmıştık yine. Bunu bir kez daha hatırlatalım. Şimdi bizim korunmada gerek yazın başında bunlardan söz ettik, yine parça parça söz ettik. Bir takım medikal estetik uygulamaların cildi aslında koruduğunu, değil zararı, yararı olduğunu, yaz boyunca da uygulanabileceğini biz ara ara hep tekrarladık. Bunların sadece korunmada değil, idame ettirmede değil, tedavide de yeri var. Şimdi yaz bitiyor. Sonuçta yazın fırtınası, yazın sıcakları, güneşin cildimizde, bizlerde yaptığı hasarı biraz toparlamak adına bu uygulamaları biraz öne almanızı tabii ki önereceğiz. Bunların ne yazık ki hiç tahmin etmeyeceksiniz belki ama bunların başında aslında botoks yine gelmekte. Neden? Çünkü güneşten korunmak için işte sürekli yaptığımız gözümüzü kısma hareketi ya da yüz üst yüz mimikleri kullanma hareketlerimiz kaz ayağı dediğimiz göz kenarlarında, göz altlarında, iki kaş arasında ve alında çizgilenmelerin artmasına, tabii güneşin sıcağıyla da birlikte bu çizgilenmelerin artmasına neden olmakta. O nedenle botoks öncesinde de sonrasında da yapıldığında bu çizgileri, bu dinamik hareketi biraz statik hale getirmek, biraz durağanlaştırmak için çok olmazsa olmaz bir yöntemimiz. Yine ikinci sırada dolgular geliyor. Şimdi dolgular, bizim önerdiğimiz dolgular geçici, yani biyouyumlu, vücuda biyouyumlu ve geçici dolgular. Bunların içinde bir kısmı biraz daha uzun süren mineral dolgu dediğimiz kolajeni tetikleyen dolgular var. Bir de bir tık daha kısa süren etkisi, ama kısa dediğimiz gene bir yıla yakın,
ve nemlendirme özelliği fazla olan hyaluronik asit dolgular var. Şimdi bu iki dolgu şekli de gerçekten çok yararlı. Şimdi sadece çukurlukları doldurmuyor dolgu. Sadece lifting yapmıyor. Lifting de yapıyor. Yani ya da şöyle kuralım cümleyi. Hem lifting yapıyor dolgu sayesinde, hem var olan çukur gibi böyle sıkıntılı bölgelerimizi kapatıyor. Hem de ciltte tabii ince çizgileri mutlaka önlüyor ve ciltte çok güzel nemlilik sağlıyor. Hyaluronik asit su tutucu özelliğinden dolayı cildi çok güzel nemlendiriyor. Zaten cildimizde olan bir madde hyaluronik asit. İşte zamanla azaldığı için onu eksikliğini yerine koymuş oluyoruz. Mineral dolgular ise işte polikaprolakton, kalsiyum hidroksiapatit ve polilaktik asit gibi etken maddeli mineral dolgular ise, bunların piyasa isimleri farklı. Vücutta yüzde ciltte kolajeni tetikliyor ve bu tetikleme, bu uyarma uzun süre devam ediyor. Uzun süre devam ettiği için aylar üzerinde ciltte ciddi bir canlılık yapıyor. O nedenle her iki şekilde de dolgu ürününü öneriyoruz. Ama dudakta sadece hyaluronik asit dolgular kullanılır ve dudak kurumasına birebirdir. Özellikle dudak kuruması olan, hatta bir arkadaşın yaptığı çok güzel bir çalışma var. Bunu da antiparantez söyleyeyim. Vajen kuruluğu, kadınlardaki vajen kuruluğunu da ciddi oranda önleyen hyaluronik asit dolgular mevcuttur. Şimdi biz bu iki yöntemin sonrasında özellikle yüzdeki kılcal damarlara, şimdi güneş ne yapıyor dedik, bir sürü şey yapıyor ama kılcal damarlanmayı da arttırıyor. Sıcak, bildiğiniz gibi yüzeysel damarlanmaları arttırır. Güneş de aynı şekilde. Şimdi kılcal damarlanmaya yönelik mezoterapi ürünleri var. Onlarla mezoterapi desteği yapıyoruz. Onu yararını görüyorsunuz. Yine anti-aging bir takım uygulamalar, ürünler var. O anti-aging ürünler, bunlar içinde mineraller, vitaminler, peptitler, hyaluronik asit, somon DNA gibi nemlendiricilerin ve destek ürünlerinin olduğu, gençlik aşısı diye çokça duyduğunuz anti-aging mezoterapiler yapabiliyoruz. Yine lekeler içinde leke önleyici bir takım materyallerin, ürünlerin olduğu, bunun teknik isimleri ayrıntılı, bunları size söylememe gerek yok, ayrı bir mezoterapi yapabiliyoruz. Yani amaca göre, o anki gereksinime göre mezoterapi yaparak ciddi bir hem koruma yapıyoruz yaz öncesi, yaz sonrası da tedavi yapabiliyoruz. Yine bunlardan başka bizde yöntem çok. Mesela sizin kendi kök hücrenizi kullanabiliyoruz. Kanınızı alıyoruz CGF yöntemiyle. Onun içerisinde kök hücreler de var. Kanınızdan elde ettiğimiz kök hücreleri uyguluyoruz. Ayrıca onun PRP'sini de, yani trombositlerden zengin kısmını da, yani iyileştirici kısmını da kullanıyoruz. Bu da cildinize çok ciddi katkı sağlıyor. Ayrıca yine sorun büyükse ya da çok gitgelle uğraşmak istemiyorsanız, yağdan kök hücrenizi alıyoruz. Yağdan aldığımız bir işlemden geçirip elde ettiğimiz kök hücrenizi yüzünüze, saçınıza, ilgili sorunlarınıza, sıkıntılı yerlere uyguluyoruz. Bu arada saçınıza derken, az önce hızlıca geçerken saç sağlığına evet değinmedik, şapka dedik, şemsiye dedik, ama saçlar da ciddi kuruma oluşturulabiliyor. Dolayısıyla saçlarda da yaz sonunda, güneş sonunda ciddi hasarlanmalar olabiliyor. O yüzden saç nemlendirmesi önemli. Yani saç losyonları da önemli. Saç mezoterapisi de önemli. Ama günlük kullandığınız, her gün kullandığınız şampuanın kalitesi de çok önemli. O yüzden saç sağlığında aman ihmal etmeyin. Yine başka bir yönteme değineyim.
Sonra varsa soruları alalım ve bitirelim. Evet. Şimdi leke, özellikle leke için ve cildi uyarmak için bir takım soyucu yöntemler var. Bunların arasında dermabrazyon dediğimiz daha mekanik bir yöntem var. Yine meyve asitleriyle, bu meyve asitleriyle peeling yöntemi var. Bunlarda çok kaliteli varyasyonlar var. Çok kaliteli ürünler geliştirildi. Meyve asitli ürünleri geliştirildi. Hem cilt yüzeyinde bir güzel soyma yapmakta, hem de cildi çok güzel tetiklemektedir. Bu nedenle bunu da uyguluyoruz. Ve de mutlaka olmazsa olmazımız, cildi derinlemesine temizleyerek vitamin, mineral ve bir takım destek ürünlerini kullanarak yapılan cilt bakım seanslarını, medikal cilt bakımları asla ihmal etmemenizi öneriyoruz. Evet, kısaca tedavi ve korunma amaçlı bunları yapabiliriz dedik. Ben gözlüğümü yine takayım final kısmında. Her ne kadar çok rahatsız olmasam da gözlükte daha rahat ettiğim kesin. Evet, sorularımız yayınımıza sonradan da girenler oldu. Şimdi Melih Bey, biliyorsunuz aslında arada biraz da şaka takılarak şeyi söylemiş. Keşke her gün bu konuşmaları yapsanız, sabah da sizi izlesek kahvaltıyla diye. Bir de şeyi sormuş tabii. Siz hem konuşurken hem de nasıl yazıyorsunuz? Biz bir ekibiz tabii ki. Ben Gözde. Bu tarz yayınlarda ben de Adnan Bey'e eşlik ediyorum. Dolayısıyla o görüşürken ben de buradan gelen mesajları kolaylıkla yakalayıp sizlere merhaba diyerek aslında karşılayabiliyorum. Bugün güneşi, yazın vücuda hem artıları, aslında overall'da da hani baktığımızda estetik açıdan verdiği zararları biraz değerlendirdik. Sorularınız varsa alabiliriz. Katılımcılar aslında gelmeye de devam ediyorlar. Dolayısıyla buradan soruları iletirseniz ben söyleyeceğim ve yanıtlarını da iletebiliriz. Eğer buradan ulaşamazsanız da zaten cep telefonu üzerinden ya da Instagram üzerinden de yazarak her zaman sorularınızı iletir ve bunların yanıtları üzerine de konuşma fırsatı yakalayabilirsiniz. Gül, evet. Toker Hanım'ın bir sorusu var. Doktor Bey, PRP uygulaması saç için ne kadar etkilidir demiş. İsterseniz hani bugünün ana konusu değil ama yine de sonuçta saç ve güneş bahsettik. Yani evet, saçı da ciddi zararlar verebiliyor yaz sıcağı, güneş. O nedenle şöyle diyebiliriz. Mezoterapi ayrı etkinlikte, PRP ve kök hücre ayrı etkinlikte. Gerçekten şimdi olayın özü şu. Sizin vücudunuz saçtaki hasarları ya da cildinizdeki hasarları iyileştirme yeteneği var. Bu yetenekteki hücrelerini biz PRP ya da kök hücre şeklinde damardan kan alarak ya da yağ alarak size geri veriyoruz. Lokal yaptığımız için o iyileştirme çok hızlı sonuçlanmakta. Belki vücut kendisi tamir edecek, siz güzel besleneceksiniz, işte güzel bakacaksınız falan. Yani vücudun tamiri kabaca diyelim bir sene sürecekse bizim yapacağımız PRP ya da kök hücre uygulamalarıyla bu birkaç aya dönüşebiliyor. O yüzden çok etkili uygulamalar. PRP de çok etkili. Özellikle de dökülme ve kuruma, saç kuruluğu ve dökülmesi neredeyse ilk seanstan sonra bile olumlu etkisini görüyor kişi. Hele ki 2 seans, 3 seans. Genelde çok dillendirilir 3 seans diye. Ben 3 seansın çok da yeterli olduğunu düşünmüyorum. En az 4 seans yılda çok sorunlu olmasa bile saçınız ya da cildiniz, yılda 4 seans PRP yaptırmanızda oldukça yarar var. Teşekkürler soru için. Farklı bir soru şu an için yok. İsterseniz kısa bir süre bekleyelim. Zaten 1'e de hani yarım saatlik planlamıştık. Gelmiş olduk. Sorusu olanlar varsa yazabilirler. Kapanışı yaparken yanıtlamaktan memnuniyet duyarız. Bir soru daha geldi. Serpil Çiçek Hanım diyor ki, hocam mezoterapi bu onkoloji hastaları diye tahmin ediyorum. Geçirmiş, evet, hastalara uygulanabilir mi diye sormuş.
Şimdi şöyle, teorik olarak uygulanabilir. Özellikle mezoterapide vücudu uyaracak. Mesela kanser hastalarında PRP'yi biraz daha geri plana alıyoruz. Çünkü PRP vücudun kendi iyileştirici hücreleri olduğu için bazen onkologlar yani kanser olan yere, bölgeye göre kanseri tetiklediğini bile düşünebiliyorlar, söyleyebiliyorlar. Öyle bir gücü olabiliyor. Ama mezoterapide böyle bir şey teorik olarak yok. Çünkü doğal içerikli ama tabii laboratuvarda elde edilmiş bir takım vitamin, mineral, destekleyici ürünleri biz lokal uyguluyoruz. Sistemik dolaşıma girmiyor. Fakat biz burada şöyle bir yol izliyoruz. Kanser hastalarında illaki doktorundan, takip eden, sürekli takip eden doktorun iznini istiyoruz. Bizim mutlaka izin alınması gereken, işte hamilelikte izin alınması gerektiğini, işte emzirirken, işte belli bir takım hastalıklar, bunların başına kanser geliyor, hastalarını doktorlarından izin alarak yapabiliyoruz. Ama teorik olarak bir sıkıntı yok. Bir sorumuz daha var. Bunu da Şule Hanım iletmiş. Güneş kremi kullanıldığında ciltte yanma sebebi nedir? İdeal SPF koruma yüz için nedir demiş. Bir de siyah noktalar için güneş kremi kullanımı arasında siyah noktalar ile güneş kremi kullanımı arasında bir ilişki var mı? Yani güneş kremi mi siyah nokta yapıyor diye aslında bir şimdi, soru da iletmiş. Evet, şöyle yani klasik günlük yaşamda çok yoğun güneşin olmadığı günlerde 30 faktörlü koruma, SPF 30 da yeterli oluyor. Çünkü çok güzel, içinde nemlendirici özelliği olan 30 faktörlü kremler var gerçekten. Ama yoğun güneş altında kalacaksanız ya da yoğun aylardaysanız en az, yani zaten 50 artı diye geçiyor. 50 artı SPF'li ürünleri öneriyoruz. Yine BB krem diye çok bilinen renklendirici olan, o renklendirici çoğu zaman kimyasal nitelikli renklendirici oluyor. Bazen organik renklendiricilerle yapılan renkli güneş koruma kremleri de var. Onların da bir yararı var. Hem güneşten biraz daha fazla koruyor hem de bir ciltte güzel bir görüntü yapıyor. Güneş kreminin özellikleri böylece özetleyebiliriz, koruma faktörlü kremi. Siyah noktayı ama sormuştu bir de. Güneş siyah kremi noktadaki siyah nokta yapar söylediğimiz mı? Şu, tabii ki yapar. Yağlı ciltte özellikle, kuru ciltte kolay kolay yapmaz. Yağlı ciltte, cildiniz yağlı, üstüne bir de yağlı, yağ bazlı şey kullanırsanız, güneş kremi kullanırsanız sivilceler coşar, siyah noktalar coşar. Onlara su bazlı olanlarını öneriyoruz. Emülsiyon niteliğinde böyle çok krem gibi olanları değil, biraz daha akışkan özelliği fazla olan, onu siz hissedersiniz zaten. Sürdüğünüzde böyle sürdüğünüzü bile anlamazsınız. O özelliklerdeki güneş kremlerini sivilceli yüzlere öneriyoruz. Çok teşekkür ederiz sorular için de. Farklı bir soru varsa alabiliriz. Yoksa yavaştan yayınımızı aslında kapatacağız. Yarım saati de geçmiş olduk. Çok hani kısa bir isterseniz toparlama yapın zaten. Evet, eğer kapatana kadar soru gelirse ben iletirim. Bugün yazın estetik üzerine sakıncalarından söz ederken, etmeden önce biraz genel sistemik yazın ve güneşin sistemik zararlarını da değindik. Artı cilt üzerine, estetik üzerine zararlarına değindik. Bunlardan korunma ve tedavi yollarına değindik. Hem kişisel olarak yapabileceklerinizi hem de klinik ortamında yapabileceklerimizden söz ettik. Böylece toparladık. Çok teşekkürler katılımlarınız için. Sağlıklı ve güzel kalın. Hoşça kalın diyelim. İyi hafta sonları herkese. Hoşça kalın.